Sevgili çocuklar, merhaba. Bugün hayat bilgisi dersimizde yakın çevremizde üretim konusunu işleyeceğiz. Yakın çevremizde üretim ders kitabımızdan sayfa 177, 178, 179. sayfalar. Hayat bilgisi kulübümüzden sayfa 100, 101 ve 102. sayfalar. Bunların da üzerinden gideceğiz. Ama önce ben bir konuya giriş yapmak istiyorum. Konuya giriş yaparken de şöyle başlamak istiyorum. Çocuklar, biz çevremizde gezerken pek çok iş yerleri görüyoruz, dükkanlar görüyoruz. Farklı farklı alışveriş merkezlerinde işte ayakkabı ihtiyacımızı almak için gidiyoruz, kıyafet ihtiyacımız oluyor, kitap ihtiyacımız oluyor, beslenmek için temel ihtiyaç, gıda ihtiyacımızı gidermek için gidiyoruz, alışveriş yapıyoruz. Bir ihtiyaçlarımızı karşılamak amacıyla bizler ne yapıyoruz? Etrafımızdaki alışveriş yerlerinden, bu bir fırında olabilir, bu bir bakkal da olabilir, market de olabilir, giysi almak için gittiğim bir dükkan da olabilir. İhtiyaçlarımızı karşılamak için çevremizde bize en yakın olan yerlerde gidip alışverişimizi yapıyoruz. Alışverişimizi yaparken de şöyle düşünün, eğer bize bu imkanlar sunulmasaydı, yani ben kalemim bitti. Şimdi kalemin bittiği zaman ne yapacağım? Gideceğim, yeni bir kalem alacağım. Kalemin bitti. Eğer bunu yapan, üreten bir kişi olmasaydı ya da fabrikalar olmasaydı acaba ben ne yapardım? Ya da her gün soframıza konan ekmek örneğini vereceğim size. Ekmeğimiz yok, hiçbir şey yok. Ekmek ama ihtiyacım da var, yemem de gerekiyor. Ne yapacağım şimdi ben ekmek yapmak için? Şöyle ekmeğim olsa, şöyle ekmek diyelim. Eğer bu benim ihtiyacım, ekmek benim ihtiyacım, istek değil. Çünkü karnımın doyması için, benim beslenmem için neye ihtiyacım var? Ekmeğe ihtiyacım var. Ama ekmek yapan bir yer yok. Ben ne yapacağım o zaman? Nasıl bu ihtiyacımı karşılayacağım? Etrafta hiçbir iş yeri yok. Ben şimdi ekmek biliyorsunuz neyden? Buğdaydan oluşur. Buğday ekilir tarlaya. Önce ne yapacağım? Bir tarla bulmam lazım. Şöyle bir tarla bulmam lazım. Bu tarlaya benim ne ekmem lazım? Buğday ekmem lazım. Buğdaylar çıksın, yetişsin. Tabii buğdayların yetişmesi için de tarlaya her gün benim gidip işte sulamam lazım, zararlı otları yolmam lazım, bakım yapmam lazım. Tek başına ektiğiniz zaman biliyorsunuz hiçbir buğday veya hiçbir bitki tek başına size ürün vermez. Hadi diyelim tarlada buğdayı elde ettim. Peki bu buğdaylar ne olacak? Bu buğdayların öğütülmesi lazım. Buğdayları öğüteceğiz. Öğütmek için ne yapacağım? Değirmen olması lazım, fabrika olması lazım. O kadar çok buğday var ki elimde. Ben bu buğdayı tek başıma böyle eskilerden olduğu gibi değirmende öğütemem. Fabrika olması lazım ama yok, fabrika da yok. Eyvah! Onu öğütmem, un haline gelmesi lazım. Evet, un haline gelecek. Hadi un haline de geldi. Un haline geldi. Ne yaptım? Şimdi bunun fırınlarda pişmesi lazım. Pişmesi için de önce bir hamur haline gelmesi lazım. Hamur olacak. Hamur. Hamur yaptıktan sonra pişmesi gerekiyor. Bunun için de büyük fırınlar gerekiyor. Fırın lazım. Bakın
Biz ne yapıyoruz şimdi? Gerçi bu aralar herkes kendi ekmeğini kendi yapıyor. Özel bir durum ama genel olarak düşündüğümüz zaman ne yapıyoruz? Ekmek bizim başlıca ihtiyacımız, beslenmemiz için. Gidiyoruz fırından ya da marketten ekmeğimizi alıyoruz. Ne kadar kolay değil mi? Gidip ekmeği almak, karşılığında parasını vermek. Eğer şunların hiçbiri olmasaydı, eğer ben en başta ekmeği pişirecek fırın olmasaydı veya pişen ekmeklerin satıldığı bir market olmasaydı, ekmekleri ne yapacaktım? Nereden elde edecektim ben? Ne kadar zor. Bakın, eğer o ekmeği soframa getirebilmek için ben şu kadar yol izleyecektim. Bir sürü yol izleyecektim. Çok zahmetli. İşte çocuklar, bizim ihtiyaçlarımızın giderilmesi için meslekler doğmuş. Fırıncılar ne yapmış? Ekmek pişirmek için bir meslek grubu oluşturmuş. Bizim ihtiyaçlarımızı karşılamak için, masamızı, sandalyemizi yapmak için fabrikalar kurulmuş. Kalemlerimizi yapmak için fabrikalar kurulmuş. Camımız, dışarıyı görebilmemiz, bizi dış etkilerden korunması için, cam üretebilmek için neler kurulmuş? Fabrikalar kurulmuş. İşte eğer çevremizde bu üretim olan yerler, bizler için üretim yapan yerler olmasaydı, biz ihtiyaçlarımızı karşılayamazdık, çok çok zorlanırdık ve pek çok ihtiyacımızı da karşılayamazdık. Evet, demek ki bizler ihtiyaçlarımızı karşılamak için yakın çevremizde üretim yapan yerlere ihtiyaç duyuyoruz. Peki, nedir yakın çevremizde üretim? Yakın çevremizde üretim deyince aklıma benim ilk başta tarım geliyor. Tarım nedir? Toprakla uğraşmak, ekmek, biçmek, dikmek, meyveleri toplamak, ürünleri toplamak ve topraktan gelen o bereketli ürünleri insanlara faydalı bir şekilde onlara sunmak. Bakın, bir çiftçi toprağı ekmiş, ağaç yetiştirmiş, gayet güzel elmalar üretmiş, almış onları pazarda, marketlerde, nerede ihtiyacı olan insanlara satmak istiyorsa oralara götürerek elmalarını insanların hizmetine sunmuş. Evet, insanlar demek ki yaşadıkları çevrenin koşullarına uygun işler yapar. Bizler büyük şehirlerde yaşayan insanlar olarak tarım yapmak bizim için çok zor. Çünkü buna uygun alanlar yok. Ama tarım yapmak için uygun olan alanlar daha çok köyler, daha çok tarlası, bu üretimi yapmaya uygun olan yerler. Şehrin dışında olan yerler. Biz genelde bunları köyler olarak adlandırıyoruz. Eğer biz yaşadığımız çevrede toprağımız varsa, biz orayı ekip biçebiliyorsak, ürün alabiliyorsak ve bu ürünleri insanların hizmetine sunabiliyorsak, o zaman ben ve benim bulunduğum yerdeki insanlar tarımcılıkla uğraşıyor demektir. Evet, bakın, yine havuç ekmiş, meyve ağaçları, traktör, toprağın ekilmesi ve elde edilen ürünlerin toplanması, insanlara sunulması tarımsal faaliyetler. Evet, tarımsal faaliyetlerde yine traktörler, tarlalar, toprak, yani tarım dediğimiz zaman çocuklar aklımıza toprak gelecek. Toprakla yetişen ürünler gelecek. Toprakla uğraşan insanlar gelecek. Tarım bu demek. Evet, bağlar, bahçeler, tarım dediğimiz zaman toprakla uğraşmak demek. İşte yediğimiz o güzel üzümler, yediğimiz sebzeler,
dalından kopmuş olan meyveler hep tarımla uğraşan kişilerin emeğiyle bizim sofralarımıza geliyor. Biz de sadece gidip onları alıp tüketiyoruz. Oysa onlar bizim soframıza gelinceye kadar kaç kişinin emeğiyle oluşuyor? Kaç kişinin eli değerek bize ulaşıyor? Evet, tarım alanlarında toprak vardır, ürünler yetişir. Bakın az önce bahsetmiştim, bir buğday tarlası. İşte ekmeğimizin ana malzemesi olan bir buğday tarlası. Yetiştirilen bu buğdaylar ne yapıyor sırasıyla? Un oluyor. Un olduktan sonra fırınlara gidiyor. Fırınlarda pişerek soframıza ekmek olarak geliyor. Evet, baktığımız zaman bakın burada da hayvanlar görüyoruz. Bir çiftlik ne yaptı? İneklerin olduğu bir çiftlik. İneklerden elde edilen süt şişelendi, paketlendi, kutulandı ve satış alanı için dağıtıma çıktı. Demek ki hayvanların yetiştirilmesi ve onlardan elde edilen ürünlerin halka sunulması, pazarlanması, satışa sunulması ise hayvancılık denen grubu oluşturuyor. Hayvancılık da bizim sofralarımızı düşünün çocuklar. Yediğimiz et, tavuk, yumurta, bal, arıların yaptığı bal, örneğin ipek böceğinin salgıladığı o sıvılarla oluşan değerli ipler, dokuma, bunların hepsi hayvancılık mesleğiyle uğraşan kişilerin çabaları sonucu bizim sofralarımıza geliyor. Bakın yine hayvancılık alanında yine kümes hayvanları değil mi? Tavuk, ördek, kaz, bunlar kümes hayvanları. Arıcılık ayrı bir alan. Tarım ve hayvancılıktan elde edilen ürünler sanayide işlenir ve yeni ürünlere dönüşerek bize hizmet eder. Bakın fabrikalar, sanayi alanı dediğimiz alan fabrikalar. Fabrikalarda örneğin ipek böceğinden elde edilen bu değerli ipler fabrikalarda gider işlenir, kıyafet olarak satışa sunulur. İnsanlar ihtiyacı oldukça gider alışverişini yaparlar. Yine bir giyim alanı. Bakın pamuktan kumaş, meyveden meyve suyu, domatesten salça, sebzeden konserve üretiliyor. Yani biz dalında gördüğümüz bir domates kutuya girip konserve oluyor, salçaya dönüşüyor. Pamuk nerelerde yetişiyor demiştik? Çukurova'da, değil mi? Ardahan'da. Buralarda yetişen pamuklar tarlalardan toplanıyor, fabrikalara gidiyor. Onlar neye dönüşüyor? Pamuklu kıyafetlere, giysilerimize dönüşüyor. Dalından toplanan portakallar, elmalar, kayısılar, şeftaliler toplanıyor dallarından, fabrikalara gidiyor. Meyve suyu olarak biz insanların hizmetine sunuluyor. Yine hayvancılık bölümünde sütten sadece ineklerden elde edilen süt ürünü sadece süt değil. Sütten yoğurt, peynir, ayran ve tereyağı da üretiliyor. Ve bunlar da bizim sofralarımızı süsleyen doğal besin kaynaklarımız olarak karşımıza çıkıyor. Yine bir çiftlik bakın. Evet. Şimdi tarım dedik. Şurayı silelim. Üretim deyince aklımıza gelen bir tarım, iki hayvancılık, üç
acaba bize burada ne anlatılıyor? Burası nedir çocuklar? Burası bir orman. Hatta mevsimlerden de sonbahar mevsimi. Ağaçlar çünkü bakın ne yapıyor? Yaprakları dökülmüş, sararmış bir sonbahar mevsimi. Burası birden fazla ağaç topluluğu olduğu için burası bir orman. O zaman orman acaba üretime ormanların nasıl faydası var? Acaba ormanlar bize nasıl fayda sağlar? Onu göreceğiz şimdi. Bakalım. Ormanlık alanlarda yaşayan insanların gelir kaynakları, geçim kaynakları ormancılıktır. Biz buna şöyle yazalım. Ormancılık. Orman ve orman ürünlerinden elde edilen pek çok eşya vardır. Örneğin ahşap, en basitinden kullandığımız tahta kalemler, defterimiz, kitabımız, bunların ana kaynağı nedir? Kağıt. Bunların hepsinin ana kaynağı ağaçtır. Ormanlarımızdan elde edilen yaşlı ağaçlar tabii, hiçbir zaman genç, taze fidanlara kıymıyoruz. Artık yaşlanmış, iş göremeyen ağaçlar kesilir ormanlarda. Fabrikalara gider, işlenir ve bizim yazı yazdığımız kalemler, okuduğumuz kitaplar, yazı yazdığımız defterler orada bizim hizmetimize sunulur. Yine ormanda ormancılıkla uğraşan kişilerin orman ağaçlardan elde edilen ürünler vardır, reçineler vardır. Bunlardan ilaç sanayinde kullanılır. Pek çok ağaçlardan elde edilen yan ürünler vardır. Yine yaşlı ağaçlar kesilerek ısınmada kullanılır, odun şeklinde ısınmada kullanılır. Demek ki orman ve ormanlık alanlarda yaşayan insanlar geçim kaynaklarını, üretim olarak geçim kaynaklarını neyle sağlarlar? Ormancılıkla sağlarlar. Evet, şu resme baktığınızda aklınıza ne geliyor? Bakın, yerin altında iki bükülmüş, feneri var şapkasında, demek ki karanlık bir ortam ve bir şeyler kazmaya çalışıyor. Işık yok. Kazdıklarını bir arabaya, küçük bu tekerlekli ona koymuş. Yine bakın, karanlık bir ortam, küreğiyle bakın bir yerlere alıp onu atıyor. Onun ateşi, onun rengi yüzüne vurmuş, yansımış. Evet, sizce bunlar ne olabilir çocuklar? Aferin size. Evet. 4. Madencilik. Çevremizde üretim kaynakları. Bakın, tarım, tarımcılık, hayvancılık, ormancılık, madencilik. Maden nedir? Maden, yerin altında bulunan böyle bol mineralli, insanlar için hem ekonomik değeri olan hem de insanların faydasına sunulmuş mineral kaynaklarıdır. Bunlar nedir? Örneğin altın, bakır, gümüş, civa, bor. Bu tür madenler madenlerin çıkarılmasına örnektir. Bunların bazıları işlenir. Örneğin demir, bakır. Bazısı da doğrudan kullanılır. Örneğin kömür. Biliyorsunuz Zonguldak'ta kömür ocakları var. İşte kömür çıkarmış. Bakın burada çıkardığı kömürler. Bunlar ne yapar? Kömür yerin kaç metre derinliklerinde insanlar, o madenciler kömürleri kazarlar, çıkarırlar ve biz onları ısınmada bir araç olarak kullanırız. Doğrudan kullanırız. Bir de altın, bakır, bor gibi mineraller var. Bunlar da işlenir fabrikalarda, işlendikten sonra kullanılır hale gelir. İşte örneğin bir sandalye. Bakın, sandalyemi aldım, gösteriyorum. Bu sandalye tabiatta böyle değildi, değil mi? Bakın, ayakları demirden.
klavyesi plastikten. Bunları ne yaptı insan? Üreten insan, madencilikle uğraşan insan demirini çıkarttı, fabrikaya gitti, fabrikada işlendi. En son sandalye şekline dönerek bizlerin hizmetine sunuldu. Tabii ki madencilikle uğraşan kişiler herkes yaşadığı şehrin, yaşadığı çevrenin şartlarına göre iş sahibi, meslek sahibi olurlar. Madencilikle uğraşan kişiler de yaşadıkları yerde maden yataklarına yakın olan yerlerde iş yapan kişiler ve gerçekten çok zor yapılan bir meslek. Ben saygıyla eğiliyorum. Bütün meslekler çok çok zordur ama o yerin kaç kat altında hiç ışık görmeden bu şekilde kömürünü veya diğer madenlerini kazarak, alın teri dökerek çalışan madencilerimize de buradan ayrıca bir teşekkür etmek istiyorum. Çünkü gerçekten çalışma şartları çok zor. Evet, fabrikalar, sanayi diyoruz biz, ham maddelerin işlendiği, bizlerin hizmetine sunulduğu alanlara biz ne diyoruz? Sanayi, fabrikalar diyoruz. Sanayi adı altında ham maddeler fabrikalara gelir ve buradan işlenerek gider. Besinlerimiz çocuklar, bir kısmı hayvanlardan karşılanır, bir kısmı ise bitkilerden karşılanır. İşte biz buna ne demiştik? Bitkiyle uğraşmaya tarımcılık diyoruz. Hayvanlarla uğraşıp onların verdiği ürünleri sunmaya hayvancılık diyoruz. Hayvancılıkta iki çeşit biliyorsunuz. Büyükbaş hayvanlar var, küçükbaş hayvanlar var, kümes hayvanları var. Bunları da sırasıyla göreceğiz zaten. Bakın, yediğimiz sebzeler, meyveler, bunlar işlenmeden dalından koptuğu gibi insanların üretici bunu tüketiciye olduğu gibi sunar. Fabrikada ise işlenir, pamuk gider, fabrikalarda ip haline dönüşür, ipler tekrar bir başka fabrikaya gider, kumaş haline dönüşür. Yine ürünlerimize bakıyorum. Hayvansal ürünler, yumurta, süt. Evet, yine bir fabrika örneği. Fabrikada işlenen ürünler değişik şekilde bizlere sunuluyor. Evet çocuklar, bir sonraki dersimizde bizim yaşadığımız çevrede hangi sanayiler var, biz hangi bölgede yaşıyoruz, bununla ilgili paylaşımlarım olacak sizinle. Bir sonraki ders görüşmek üzere.